Kocuğum gel de anlat bakalım. Nasıl oldu şu olay? Dedeciğim, bisikletle yolda gidiyordum ki fark edemedim. Bir anda önüme bir taş çıktı. Bisikletin ön tekeri taştan dolayı kaydı ve aniden yere düştüm. Çocuklar top oynarken taştan kale yapmışlar. Ona takılmış. Ben düşünce bir de üzerine gelip bana güldüler dedi. Ben de Allah sizi ıslah etsin deyip oradan ayrıldım. Ardından eve geldim. Annem de pansuman yaptı ayağıma. Şimdi çok ağrıyor dedeci. Dua et de geçsin. Geçmiş olsun. Allah şifa versin kekocum. Hatalarına kefaret olsun inşallah. Kefaret nedir dedeciğim? Kefaret yapmış olduğumuz günahlara, hatalara karşılık başımıza gelen belaların, musibetlerin karşılığında günahlarımızın dünyada affedilmesidir. Peygamberimiz de böyle der. Müslümanın hastalığı küçük günahlarına kefarettir. Yani küçük günahlarını affettirir inşallah. Yani şimdi benim annem üzdüğüm zamanki günahlarım af mı olacak? Evet kekocuğum, Öyleyse bu çok iyiymiş dedi. Ne güzel ya. Benim Allah'ım ne güzel bir Allah'tır. Değil mi dedeciğim? Onu çok seviyorum. Tabii ki öyledir kekocum. Bak şimdi sana bir hikaye anlatayım. Vaktiyle ülkelerin birinde bir kral bir yarışma düzenler. Yarışmanın adı yolda en iyi yürüyen insan yarışmasıdır. Yarışmaya katılım büyük olur. Herkes en iyi kıyafetlerini giyer, kendilerine özel farklı farklı kıyafetler giyip en dik ve asil duruşlarıyla yolda yürümeye başlarlar. Ama yolun tam ortasında büyük bir taş parçası vardır. Yarışmacılar bu taşın etrafından dolanarak bir güzel yürüyüp yolu tamamlar. Yarışmacılardan biri taşın önüne geldiğinde onu itekleyerek yolun kenarına koyar. Yarışma bittiğinde Kral yarışmanın birincisini ilan eder. Yarışmayı kazanan yolun ortasındaki taşı kenarı çekip diğer insanları da düşünen o adam olur. Böylelikle hem ödülü kazanır hem de kralın ve insanların sevgisini kazanır. Yoldaki bir taşı kenara atmak bile bizim için sevaptır kekocum. İşte bu yüzden bu güzel hikayeden de anlıyoruz ki, İnsan sadece kendini değil, çevresindeki insanları da düşünmeli, diğer insanlara da yardımcı olmalıdır. İnsanın en güzeli, insanları faydalı olandır. Bu arkadaşların hata yapmışlar. Top oynadıktan sonra o taşları oradan kaldırmaları lazımdı. Evet dedeciğim, bu yüzden ben de onlara kötü söz söylemedim. Bunun yerine onlara dua ettim hatta. Allah sizi ıslah etsin dedim ki bir daha böyle bir hata yapmasınlar. Ama yine de çok kızmıştım. Ben de bundan sonra yolun ortasında gördüğüm bütün taşları ve çöpleri kenara atacağım. Ne güzel. Bedavadan bir sürü sevap değil mi dede? <laughs> evet güzel torunum. Aynen öyle.